İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Çağrı Bahçe görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Kabir sualleri. Abdullah bin Mes'ud ki sahabe-i kiramdan şöyle sual eyledi bir gün Resulullah'tan. Dedi: "Ya Resulallah, ölü kabre girince ne ile karşılaşır her şeyden daha önce?" Resul şöyle buyurdu bu sualine onun: "Bana bunu ilk defa sual eden sen oldun. Dinle ya İbni Mes'ud, ölü kabre girince, vazifeli bir melek yanına gelir önce. Onun adı Ruman'dır. Eder ki şöyle avaz: "Ey Abdallah, dünyada ne yaptıysan şimdi yaz." O der ki: "Yoktur benim ne kağıt ne kalemim. Mürekkebim bile yok. Nasıl yazabilirim?" Melek der ki: "Bu sözün değildir hiç muteber. Amellerini yazman elbette icap eder. Kefenin kağıdındır. Tükrüğün mürekkebin. Parmakların kalemdir. Yaz neyse amelin." Kefeninden bir parça koparıp ona verir. O da amellerini oraya yazıverir. O kefen parçasını alır sonra o melek, o mevtanın boynuna asıverir dürerek. Sonra da gayet korkunç iki melek gelirler. Bir insan suretinde mevtaya görünürler. Yüzleri siyah olup yere değer saçları ve gök gürlemesine benzer konuşmaları. Münker nekir denir ki bu gelen meleklere, bunlar kabir suali sorarlar ölenlere. Ona da sorarlar ki: "Rabbin kim, dinin nedir? Ve kimdir peygamberin, kıblen dahi neredir?" Saadetli kimseler derler ki: "Rabbim Allah, peygamberim Hazreti Muhammed Resulullah. Dinim dini İslam'dır, Kur'an'dır hem imamım. Kıblem Kâbetullah'tır. Müslümanlar ihvanım." Melekler tasdik edip onun dediklerini derler ki: "Halâs ettin elimizden kendini. Kabrini 70 arşın büyütüp o kimsenin cennetten 2 kapı açarlar onun için. Sonra güzel kokular, nadide fesleyenler getirip mezarını güzel tezyin ederler. Cennetin kokuları açılan kapılardan meyyitin üzerine yayılır hiç durmadan. Hayatında yaptığı amelleri de yine sevdiği bir dostunun girerek suretine çok neşeli olarak yanına geliverir. Güzel şeyler söyleyip onu hep eğlendirir. Kabri nur ile dolar. Onun bu gelişinde ta kıyamete kadar olur neşe içinde. Asırlar geçse bile ona çok kısa gelir ve kıyamet kopması ona çok sevgilidir." Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Sırrı-i Sakati Kuddise Sırru buyuruyorlar ki: "Bir kimse bir nimete kavuşur da bunun şükrünü yapmazsa o nimet elinden gider de o kimsenin haberi bile olmaz." buyuruyor Sırrı-i Sakati Kuddise Sırru.
Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı yayınlar. Aleyküm selam. Anahtarlar razı olsun. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Hocam benim bir sorum var. Ben bunu büyüklerimiz yani kurbanın nasıl kesildiğini sizden öğrendik ama babalarımız bilmiyor. Bunu sizin ağzınızdan dinleteceğim çünkü videoda dinleteceğim babama. Sizin ağzından tekrardan açıklar mısınız? Ben Kütahya Domanişçi Çukurca'ya gideceğim. Babamın yanına. Babam orada kurban kesecek. Hani birinci günden ikinci gün kesmesinin yani kurbanı boşuna gitsin istemiyorum. Anladım. O yüzden peki efendim. Tekrar bir açıklama yapmanızı istiyorum da. Peki. Bir de hocam bir arkadaşım söyledi. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin hocasına duyduğu ilgiyi haşa yani erkeğin erkeğe duyduğu ilgi gibi söyledi ama Osmanlıca olduğunu söyledi. Ben de Farsça olduğunu biliyorum yanlış bilmiyorsam. O şekilde nedir? Mesnevi'den mi bahsediyorsunuz? Evet Mesnevi'den evet. Hı. Mesnevi'den. Evet, o ben de araştıracağım dedim. Sen de araştır dedim. Ben inanmıyorum ama dedim yine de araştıracağım dedim. Hani ben biliyorum hocam ama bu arkadaşımızın ikna olması için ona da bir şekilde bir söylerseniz ona da dinleteceğim çünkü. Peki efendim. Peki teşekkürler. Çok sağ olun. Dualarınızı bekliyorum hocam. Allah razı olsun. Allah-u Teala razı olsun. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi günler, iyi yayınlar. Osman hocam önce hayırlı evlat sahibi olmak için dua istiyorum sizden. Allah-u Teala hayırlı evlatlar ihsan etsin. Kız, erkek, salih evlatlar nasip ve müyesser eylesin. İhsan edince ona göre yetiştirmeyi nasip etsin inşallah. Amin, amin. Allah razı olsun hocam. Şimdiden bayramımızı kutluyorum inşallah. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hocam sağ olun. Benim eşim 11 aydır işsizdi hocam. İşe gireli bir ay oldu. Kendine ait evi, arabamız var. Henüz borcu bitmedi. Bir de aldığı tazminatla da ortaklaşa arsa aldılar. Bize kurban düşüyor mu? Bunu soracaktım. Peki efendim. İkinci sorum da hocam kız kardeşimin sorusu. Yeğenim af buyurun bezini yeni bıraktığı için hani dışarı falan çıkıyoruz diyor. Bu diyor bazen akşam da oluyor. Hani o esnada tuvalete geldiği için tuvalet de hani olmuyor dışarıda. Kuytu bir yere yaptırıyorum ama çok korkuyorum diyor. Çocuğu mu? Evet hocam. Peki efendim. Hocam son sorumda mesela akşamları yürüyüşe çıktığımız zaman yatsı ezanına denk geliyoruz. Merkez camimiz var. Oraya gittiğimizde bu kadınların bölümünde üstü açıklık hani olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Baktığımda o açıklık kapatılmıştı hocam. Bir de hoparlör bozuldu herhalde. O esnada ses falan gelmedi. Biz kendi kendimize kıldık. Mesela hoparlör çalışsa bile o açıklık kapatıldığı için imama uyulur mu? Bu caiz mi? Bunu soracaktım hocam. Yani perde yoktu diyorsun değil mi? Yok hayır hiçbir şey yok. O açıklıklar kapatılmış. Neyle kapatılmış? Duvar mı örülmüş? Duvar gibi bir şeyler böyle hani beyaz böyle duvar gibi duruyordu yani. Tamam. Peki efendim. Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. İyi peki yayınlar. Teşekkürler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hocam Allah Teala razı olsun. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Şimdiden kurban bayramınızı tebrik ederim. Allah Teala nice kurban bayramı erişmemiz nasip etsin cümlemizi inşallah. Amin inşallah Teala efendim. Çok teşekkür ederiz. Bir mukabil. Buyurun. Sağ olun hocam. Birinci sorum hocam. Şimdi bizler mübarek zatların yanına gidiyoruz. Sizler söylediğinizden beri aktif ve takdir edildi. Her zaman ziyaret ederim kendilerini. Ziyaret ettiğim zaman hocam dua ettikten sonra o insanına da diyorum ki inşallah bizler için de dua edin bize diyoruz. Bir de hocam tam Saadet-i Ebedi kitabında da diyor ki Abdullah Selevi Hazretleri bu fakire de ruhaniyetine dua edin, teveccüh eder diyor. Veya Masa Canan Canan Hazretleri olsun. Bu insanlara dua ettiğimizde ruhaniyet de o anda yanınızda oluyor mu? Diğer bir sorum da hocam. Şimdi Zilhicce ayında bizler birinci günü veya ikinci günü oruç tuttuk hocam. Tabii kazalarımız var. Kazalara devam ediyoruz. Cumartesi günleri de hocam tam 10 gün tutamadığımız için böyle ara ara tuttuğumuz zaman gene de o sevaplara kavuşmuş oluyor muyuz? Elbette. Bir de hocam diğer geçen gün bir televizyon kanalında dinlemiştim. Bir hoca hocam. Hepinizin çok iyi tanıdığı bir hoca. Bu ayda hocam bu 10 gün içerisinde La İlahe İllallah'la başlayan hocam 7 tane dua var. Fakat tam Saadet-i Ebediye kitabına baktığım zaman ben o duaları bulamadım. Başka ne tür bir kitaplara bakmam lazım? Zihniyet ayıyla ilgili. Hani bu 7 defa okuduğun zaman hem bu dünyada hem öbür dünyada hem geçmişteki günahlarımız hem gelecekteki günahlarımız tabii Allah-u Teala'nın izniyle affolanır diyor.
Ama kitaplara baktım, sadece bir kitabı bütün taradım, bulamadım. Son sorum da hocam, Şeyh Edeberli Hazretleri hakkında hocam, Saadet Ebedi kitabı almamış, kendisi birliği mi yoksa hoca mıdır? Bu konu hakkında da bilgi almak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler, hayırlı bayramlar. Teşekkür ederiz efendim. Teşekkürler, hayırlı günler. Buyurunuz hocam. Efendim, ilk dinleyicimiz, kurban nasıl kesilir diye bir suali vardı. Efendim, kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü günü. Üçüncü günü güneş batana kadar. Peki gece de kesilir mi? Gece kesmek mekruhtur. Ama şimdi spot lambalar var. O spot lambalarla veya lüks dediğimiz eskiden vardı, şimdi yok da, spot lambalarla aydınlatılmışsa o zaman da kesilebilir. Çünkü gece karanlık, hayvan neresini keseceğini bilemiyorsun. Onun için mekruhtur buyuruyor. Ama spot lambalarla aynı şekilde aydınlatılmışsa kesilebilir. Fakat en güzeli hatta bir söz söyler ya, gecenin hayrından gündüzün şerriyedir falan diye bir ifade de geçer. Öyle darp mesele olarak kullanırlar. Çünkü gecedir netice itibariyle. Ama sıkışıldığı zaman mesela kimler böyle sıkışık olabilir? Şimdi mesela İhlas Vakfı da kurban topluyor. Ne yapacak şimdi? Gündüz yetiştiremeyebilir. Gece de kesebilir. Çünkü topladığı hayvanların hepsinin bu üç gün içerisinde kesilmesi lazım. Yetiştirilmesi lazım. Kesilebilir. Fakat kitaplarda ayrılıyor ki, anlatılıyor ki, mesela dinleyicimiz dedi ki ayrıntılı olarak. Ayrıntılı olarak tam İlman Saadet-i Ebediye'de çok güzel tarif ediliyor. Bayram namazı kılınır. Tabii gerçekten Zilhicce ayı vaktinde girmişse. O girmişe göre tarif ediliyor orada. Bayram namazı kılınır. Kılındıktan sonra çıkılır. Şimdi şehirlerde o yok. Eskiden vardı. Ben köyde mesela herkesin avlusu var. Evinin avlusu var. O küçük kasabalar veya kaza, onların da aynı şekilde bahçeli evlerdi. İşte sonradan apartmanlar şey yaptı. Şimdi biz de apartmana mahkum olduk. Ya şeyde geçiyordu. Rahmetli nenem derdi, adı şerifte geçiyor. Kelp dişi gibi ağır zaman alametiymiş, kelp dişi gibi binalar olacak diye. Nasıl olacak ki falan derdi rahmetli nenem. Kelp dişi gibi üst üste. Uzun uzun. Uzun uzun. Dolayısıyla öyle bahçe varsa bir çukur kazılır buyuruyor. Hayvan oraya sürükleyerek getirilmez. Gözüne bir aynı şekilde tülbent bağlanır. Bıçaklar aynı şekilde onun önünde gösterilmez. Kıbleye kendisi de dönecek şekilde hayvan kıbleye gelecek şekilde yatırılır. İki ön bir arka ayağı bağlanır. Ondan sonra hatta En'am suresinde bir ayet-i kerime zikrediliyor. Şeyde tam İlmi Asayet'te bir dedi var. Kurban kesecek kimse kendisi ise kendisi okur ayet-i kerimeyi. Vekalet verdiyse, vekalet verdiği kimse orada hazır bulunur, o kendisi okur. Şart değil ama. Ondan sonra üç defa teşhik tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd. Üç defa tekrar eder. Kesecek kimseye vekalet verilmiştir. Vacip olan kurbanımı kesmek için seni vekil ettim. O da kabul ettim der. Ondan sonra üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirdikten sonra kıbleye dönülmüş. Boğazı da o çukura denk getirilmiş. Kan o çukura aksın diye. Bismillah Allahu Ekber diyerek bıçak keskin olmalı, enli olmalı. Bir çekişte evdaş denilen iki tane aynı şekilde damarlar var. Ve nefes borusu hulkun denilen. Bir seferin onun kesilmesi gerekir. Ayağın birisi bağlanmadı arka ayak. O üstte kalıyor. Alt ayak aynı şekilde yattığı yer o bağlanıyor. O ayakla çırpınması devam eder. İyice çırpınması biter. Öldüğü anlaşılırsa on sana başı kesilir ve yüzmeye başlanır. Canlı canlı aynı şekilde daha hayvan ölmeden şey yapılmaz. Ondan sonrası artık başka bir şey değil. Kesildi zaten. Yani çok teferruatlı değil. Uzun uzun da aynı şekilde anlatılmamış. Peki efendim. Peki sonra yapılacak iş, kurban kesen hemen aynı şekilde hayvan yüzülüp etişi yapınca böbrekleri götürülür. Yani o vakte kadar bir şey yemez içmez buyuruluyor. Böbreklerinden ilk lokması o olur. İki rekatta şükür namazı kılar. Bunlar müstahaptır. Efendim unuttum kılamadım. Unuttum kılamadıysa yani kestim hatırıma gelmedi. Ertesi gün hatırıma geldi. Bir nimet verdi Cenab-ı Hak. Bir ibadet yapmayı nasip etti. Ve dolayısıyla bu ibadeti ihsan ettiği için Allah-u Teala şükredilir. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh böyle sohbetlerinde talebelerini anlatırken kitaplarında yazmışlar da bu, Allah rahmet eylesin Emre abilerde hep anlatırlardı böyle toplantılarda falan. Hiç kimse ibadeti karşılığı cennete girmez buyuruyor.
buyuruyorlar. Hatta kardeşim buyuruyorlar, bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat hadis-i şeriflerinde ashab-ı kirama Mescid-i Nebi'de anlatırken buyuruyorlar ki hiç kimse Resulullah Efendimiz ibadet sebebiyle girmez. Allah'ın merhameti ve ihsanı ile cennete girer. Ashab-ı kiramda sual olarak arz ediyorlar. Bunu anlatıyorlar Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Ya Resulallah siz de öyle misiniz? Elbette buyuruyor. Elbette buyuruyor. Ben de ibadetim karşılığı değil, Rabbim merhameti ve ihsanı sebebiyle cennete girerim. Ve ondan sonra da Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh devamla buyuruyorlar ki, kardeşim buyuruyorlar. Bir kuluna iman verdi, ona merhamet etti. İki, ibadet etmeyi ihsan etti. Merhameti sebebiyle. Ondan sonra da kul geri döner. Ya Rabbi, sen bana bir ihsanda bulundun. Namaz kıldım, kurban kestim, oruç tuttum, zekat verdim. Şartlarını gözetmek için elimden gelen gayreti sarf ettim. Ama bana verdiğin kabiliyet kapasite bu kadar. Benim eksiklerim vardır, benim noksanlarım vardır. Ya Rabbi hatalarımla beraber, hatalarımı affederek yaptığım ibadeti kabul eyle diye dua etmeli. Allah'ın hoşuna gider buyuruluyor. Hoşuna gider. Dolayısıyla efendim ben şu kadar ibadet yaptım. Ben şöyle alimim, şöyle biliyorum. İşte cennete girip ben girmeyeceğim de kim gireceğim? Tamam şimdi yala. Mülk kimin ya? Mülk kimin? Yani bu neye benzer biliyor musun? Şimdi bir misal vereyim de. Şimdi senin çiftlikler çok ya. Niye gözümün içine bakıyorsun? Allah Allah gani versin ya. Gözümüz yok ya. Hemen böyle birden bakıveriyorum falan. İstemeyeceğim bugün merak etme. İstiyorsan vereyim diye. İstiyorsanız. Şimdi bir sürü de insan çalıştırıyorsun. Arazilerin çok. Bir sürü de insan çalıştırıyorsun. Onlara ücretlerini veriyorsun. Hatta orada eldeklerini onlara da veriyorsun falan. Orada da veriyorsun. Hatta diyorsun ki ya arkadaş işte burasını buğday ekiyoruz. Ekiyorsunuz, dikiyorsunuz, siz çalışıyorsunuz. Size aylık şu kadar ücret verdiğim gibi mesela bu buğdaydan sattığımız zaman şimdi diyorlar ya prim. Yani yüzde şu kadar da sana vereyim. Sana vereyim. On sana öbür fasulyeyken, ayçiçeğiyken neyse hepsini böyle hayvanlara bakanlara falan. İnsanlar da aynı şekilde insan tabiatı bu. Eline daha fazla şey geçince daha fazla kendisini verir. Daha fazla gayret eder. İşin ucunda kendim de kazanacağım der. Öbür türlü ya boş ver sen aylığını al. İşte devlet memuru gibi çalışır. Boş ver der ya ne yapacağım falan olsun olmasın gözüyle bakalım. Öbür türlü hakikaten canla başla çalışır. Peki Osmanlı döneminde İslamiyet'i bildiği için Allah rızası için çalışırdı. Niye? Yaptığının karşını cennette göreceği için hile hurda yapmazdı. Şimdiki insanlar öyle değil. Neyse adamlara bu şekilde böyle çalıştırdın. Onlar da bütün güçlerini verdiler. Haralan görelim derken diyelim ki hatta işlerinde nisaba ulaşanlar o çalışanların zengin olanlar oldu. Zengin olanlar oldu. Ondan sonra bir tanesi kalktı dedi ki arkadaş dedi bu çiftlikte benim de hakkım var. Ben de söz sahibiyim dediği zaman sen tabii canım çiftliği sana vereyim mi dersin? Defol git deyiversin bitti hani. Ama şu kadar emek verdiydi falan aldı emeğinin karşılığını. Değil mi? Fazlasıyla. Aldı. dolayısıyla Allah-u Teala efendim şu kadar ilmim var, şu kadar ibadetim var. Bunun en canlı misali iblis. 200 bin senelik ibadeti var. 200 bin senelik ibadeti var. Hem de yerde de değil. Gökte, semada, cenneti bile gördü adam. O varlık. Ama Allah-u Teala'ya tavır koyuverdi. Sen bilemedin, sen anlayamadın. Toprakla ateşi arasındaki farkı bilemedin. Yaratana söylüyor bunu, yaratana. Ya sen çiftlik senin, sana akıl veriyor. Sen aferin ya, senin aklın olmasaydı ben bu çiftliği elde edemezdim mi dersin? Yoksa tekmeyi vurur musun? Tekmeyi vurursun. Ya bunun gibi düşün ya. Sen kimsin ki aynı şekilde? İttirdiğin zaman tane elindeki bütün imkanlar gider. Bir kim vardır, o bir kimler de aynı şekilde har vurursun, harman savursun, elde avuçta bir şey kalmaz. Biz İmam Hatip Lisesi'de okurken bir nüfus sayımı oldu. Yetişememiş, şimdi İmam Hatip'in lise kısmındaki çocukların çoğunluğu da köy çocuklar olduğu için köylere nüfus memuru gönderecek, bizi de nüfus memuru olarak gönderdiler. Ben dağ köyünde büyüdüm. Yani bizim köyümüz de aynı dağ köyü ama şey kadar değil yani. Bazı dağ köyleri kadar değil yani belli arazileri vardı. Ama ova köyleri öyle değil. Çok geniş arazi. Ben de bu ova köyüne gönderdilerdi. Gittim 15 hanelik bir köy ama bizim köy 350 hane miydi 500 hane miydi o zamanlar bilemiyorum da. Bizim köyün yayıldığı alana kadar yayılmış 15 hanelik yer. Ova alabildiğine genişlemişler falan. Orada bir şey anlattılardı bana. Dediler buraya bir çoban geldi. Çobana herkes merhamet etti. O sene de devlet toprak dağıtı veriyormuşmuş. Bunu da köyden göstermişler. 100 dönüm toprak vermiş devlet bunu. 100 dönüm ya. Ya. Senin 10 dönüm bir çiftliğin var. Hava atıp duruyorsun çoban. 100 dönüm. Ondan sonra
Tabii her birinin orada, her bir ağanın aynı şekilde 300-500 bin tane koyunu var. Kimisi 10 tane, kimisi 20 tane falan, kimisi 50 tane verirsen adam bile 300 koyunu olmuş. 100 dönüm toprak, 300 koyun. Daha o zaman lisedeyim. O zaman bile böyle muhasebe yapardım ben. Çünkü adam çalışmadan ele geçirdi. Dedim peki bunu dedim nasıl idare etti? Ne idare etmesi dedi. Önce çobanlığı bıraktı dedi. Sonra dedi bu pavyon dedi dolaşmaya başladı. Önce koyunları sattı dedi. Sonra dedi toprağı sattı. Sonra ne oldu dedi. Neticesi önemli. Sonra dedi adam dedi ki hiç dedi. Sonra bizim köye tekrar çoban olarak geri döndü dedi. Çoban olarak geri döndü. İşte senin çiftlikte de sana kafa tutan eninde sonunda gene ameliliğe tenzili terfiyle gelir. Allahu Teala'ya kafa tutan ise öyle bir tenzil yani öyle bir inişe geçer ki onu kimse tutamaz. Onu kimse tutamaz. Yükselten Allahu Teala. Allahu Teala'nın alçalttığını da kimse durduramaz. İster devlet olsun, ister insan olsun, ister şirket olsun, ister aile olsun, kim olursa olsun. Yani Allahu Teala bir kimsenin, Allah rahmet eylesin o Kadir Mısıroğlu da diyordu. İnişe geçtiği zaman ismi hilal denir buna. Çöküşe geçtiği zaman Allahu Teala murad ettiyse onu kimse durduramaz. Yükselişe geçtiği zaman da kimse mani olamaz. Bunun bir sürü misalleri tarihte yapmış. Mesela Anadolu Selçuklu devleti üzerinde birçok beylik var. Ama hiç böyle beylik bile değil Osmanoğulları. Aile. Aile. 500 çadır mı neymiş yani? Mesela Karamanoğlu'yla da akrabaydır. Karamanoğulların devlet geleneği falan filan var. Hazmedemediler hasedinden. Ya dedi bundan anlamaz. Ama Allah-u Teala 600 sene dünyayı idare edecek güç verdi onlara. 600 sene ya. Bir avuçtu. Yani Allah-u Teala aziz edince, Allah-u Teala aziz edince ona kimse, yani yükselmesini murad edince kimse mani olamaz. Ama inişini de murad edince kimse durduramaz. Kimse durduramaz. Onun için de biz konuyu nereden açtık? Kurban nasıl kesilir? Sualinden başladık. Taburalara kadar getirdik. Onun için de efendim tabii Mesaette Bilgi kitabında dinleyicimiz oradan da okursa kurbanın nasıl kesileceğini, kesiliş şeklini ona göre tarif ettiler. Dinleyicimiz asıl şeyi de soruyor. Yani ikinci gün kesilecek ya. Hani babamın şeye gitmesi, boşa gitmesin diyor. Hilal da, görülmedi. Evet. Yani hilal görülmediği için mi öyle? Çünkü kurban bir ibadettir. Öğle namazı bir ibadettir. Farz olan oruç bir ibadettir. Farz olan oruç Ramazan ayı girince başlar. Şaban ayında tutulan oruç nafiledir. Ramazan ayında tutulan oruç. Dolayısıyla öğle vakti girmeden kuşluk vakti ben öğle namazını kılamam. Kılsam da boşa gider. Kurban da kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü. Bu da Zilhicce ayında Zilhicce'nin 10'u, 11'i, 12. günleri diyor. Zilhicce'nin 10. günü bilebilmem için birinci günü bilmem lazım. Birinci günde hilal görülmedi. Dolayısıyla 10. gün değil. Benim kestiğim 9. gün. Yani Arefe gün kesiyorum. Arefe gün kesilen de kurban olmaz. Kurban olmaz. Yani adam borçlu kalır. Bu yüzden. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Kur'an-ı Kerim'i anlamak isteyen. Peygamber Efendimiz, cemaatte rahmet, ayrılıkta azab-ı ilahi vardır buyuruyor. Müslümanların başına ne geliyorsa hep birbirimize kusur, kabahat bulmaktan geliyor. Kur'an-ı Kerim'de mealen Allah'ın dinine sarılın, ayrılmayın buyuruluyor. Müslümanlar bir vücut gibidir. Bir insanın kolunu, bacağını ayırırsanız, gözünü çıkarırsanız, kulağını keserseniz, o artık normal bir insan olmaktan çıkar. Ayrılan parçalar da kısa zamanda çürür ve hiçbir şeye yaramaz. Artık ne uzuvlarda ne de vücutta hayır kalır. Hadis-i şerifte, insanların hayırlısı Kur'an-ı Kerim öğrenen ve öğretendir buyruluyor. Bu, Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisi olduğu gibi, aynı zamanda içindeki emir ve yasaklardır. İnsanların hayırlısı, Kur'an-ı Kerim'in ilimlerini bilen ve o ilmi yayandır. Doğru yazılmış bir ilmihali yaymak, Kur'an ilimlerini yaymak olur. Bunun için, Ehl-i Sünnet alimlerinin eserlerinden hazırlanan Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabını okumalıdır. Din, Kur'an-ı Kerim,
hadis-i şerifler ve bunların açıklaması demektir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e ulaşmayan ve onun kaynağından çıkmayan hüküm din olmaz. Çünkü dinin aslı odur. O halde Kur'an-ı Kerim'i anlamak isteyen ilmihal okumalı, yani dinini öğrenmelidir. Yoksa ya anlatan kişi yüzünden veya kendi anlayışı yüzünden bir kelimesine yanlış inanmış olsa dinden çıkar. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i kendi anladığına göre tefsir eden kafir olur buyuruyor. Böyle bir meali, tefsiri, yazıyı okuyup kabul eden de kafir olur. Dinin aslı nakletmektir. Yani ben mürşidi kamil olan hocamdan duydum, size onu bildiriyorum demektir. Hocası da aynı şekilde kendi hocasından öğrendiğini bildirmiştir. Onun da hocası derken bu silsile Peygamber Efendimiz'e kadar gider. Çünkü kaynak orasıdır. Bu mübarek su oradan çıktı. Daha sonra tıpkı bir barajdan şehirlere suyun gittiği gibi o kaynaktan dağılan su bize kadar gelmiştir. Bunu hiç bozmadan, bozdurmadan, içine hiç yabancı madde koymadan, koydurmadan ancak ve yalnız ehl-i sünnet alimleri getirmişlerdir. Maalesef diğerleri kendilerine göre bir şeyler ilave etmiş veya çıkarmışlardır. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, 72'si cehenneme gidecek hadis-i şerifinde bildirilen bozuk fırkalar, Kur'an-ı Kerim'e yanlış mana verdikleri, kendi görüşlerini bildirdikleri için cehenneme gidecektir. Hadis-i şerifin devamında bir tanesi kurtulacak, o da bana ve eshabıma tabi olanlardır buyruluyor. Yalnız bana değil, bana ve eshabıma buyruluyor. Elbette bir büyük zatı ancak onun talebeleri doğru anlayıp doğru anlatabilir. İşte eshab-ı kiram da Resulullah Efendimizin talebeleridir ve ondan işittiklerini aynen naklettiler. Bu yolun hususiyeti budur. İmam Rabbani Hazretleri, ilimlerin kaynağı ve ikinci bin yılın müceddidi olmasına rağmen, ben bir papağanım, üstadım ne buyurmuşsa onu söylerim. Yoksa ben hocamdan bunları duymazsam nasıl söylerim buyuruyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri de, biz o büyüklerin huzurunda hazır olsak hesaba katılmayız. Gayb olsak aranmayız. Onlar büyük zatlardır buyuruyor. İnsanın bilgisi arttıkça tanıması artar. Tanıması arttıkça da edebi ve korkusu artar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen, Allah-u Teala'dan en çok korkanınız, onu en çok tanıyanınızdır buyruluyor. Onu en çok tanıyanlar İslam alimleridir. Bize kadar canla, malla, binbir emek ve zahmetle gelen Ehl-i Sünnet bayrağını mutlaka bizden sonrakilere de ulaştırmak zorundayız. Eğer bu vazifeyi yapmakta gevşek davranırsak, ihmal edersek, ahirette asla hesap veremeyiz. Çünkü üzerimizde iki büyük farz vardır. Bir, öğrenmek. İki, öğretmek. Elbette dinimizi öğreneceğiz. Ama bizden sonrakilere de öğretmek zorundayız. İlim öğretecek kadar alim değiliz. Fakat vazifemiz, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını Allah'ın kullarına ulaştırmaktır. Bu kitaplar birer mektup gibidir. Bize ait olanı açıp okur, gerekeni yaparız. Başkasına ait olanıysa açıp okumadan posta memuru gibi götürüp sahibine veririz. Başkalarının mektubunu açıp bir de onlara anlatmaya kalkışırsak, hem kendimizi hem de başkalarını mahvederiz. Yani kitaptakileri kendimiz anlatmaya çalışmamalı, kitap vermeli, gerisine karışmamalı. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun.
Efendim ilk dinleyicimizin ikinci suali Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri hakkında. Bu homoseksüeller kendilerine çekip bir zamanlar aynı şekilde bu hümanistler kendilerine çekiyordu. İşte efendim Mevlana Hazretleri işte kafir Müslüman demiyor, gel ne olursan gel diyor falan işte. Yani dinsiz ol, dinli ol falan filan demek istiyorlar. Halbuki Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri Hazreti Ökür Radiyallahu Teala Hazretleri'nin soyundan gelen bir zattır. İlk hocası babasıdır. Sonra Kayseri'de metun bulunan Seyyid Burhanettin Zevzi Hazretleri onu kemale getirdi. Ve mükemmel hale getiren de işte Zevzi Hazretleri'dir. Üstad da olur. Hem işte hocasına duyulan, duyduğu sevgi yani bir erkeğin bir erkeğe. Yani homoseksüel demek istiyorlar, tamam mı? Böyle diyorlar. Şimdi kitap tercüme etmek, onun için yıllarca biz anlatıyoruz. Tamim Saadet'te bir dili ısrar etmemizin sebebi bu. Efendim ben Arapça biliyorum. Her Arapça bilen kitabı tercüme edemez. Efendim Farsça biliyorum. Mevlana Celaleddin Hazretleri Farsça yazmıştır. Her Farsça bilen de tercüme edemez. Adam Şii itikadındadır. İranlıdır. Mesela Şii'dir. Tercüme etmeye kalkıyor. Mutlaka yamuk tercüme eder. Çünkü itikadı bozuk olduğu için onları anlamaz. Ve bazı kelimeler var. Orada aynı şekilde teşbih sanatı deniyor edebiyatta. Sen de edebiyat mezunu olduğu için daha iyi biliyorsun. Ve onu daha iyi o edebiyatı bilmesi lazım ki burada o zatın neyi anlatmak istediğini murad etsin. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nde var aynı şekilde öyle teşbihleri yapmışlar. Onu adam kendisi bozuk olduğu için, kendisi aynı şekilde çok affedersin oğlancı olduğu için öyle anlıyor, öyle anlatıyor. Diyeceksin efendim çok üzerine basa basa kesin söylüyorsunuz. Ya ben kendim lisede öğretmendim, bir gün bir sınıfa girdim. Benden önce edebiyat dersi var. Edebiyat dersine giren de aynı şekilde komünist ve itikadı bozuk birisiydi. Yani öyle bir itikadı olan, bozuk bir itikadı olan birisi. Sınıfa girdim. Çocuklar dediler ki hocam dediler cennette şarap varmış. Dedim kim söyledi? Ha baktım edebiyat dersi. Adam zaten aynı şekilde bozuk. Şimdi şiirlerde falan geçiyor cennet şarabı diye. Adam şarap kelimesinden, tamam şarap kelimesi geçiyor. Şarap kelimesinin ne olduğunu bilmiyor. Adam devamlı da kafa çektiği için cennette bile şarap var diyor. Bu işte Müslümanlığı haram maram falan dediğine aldırmayın falan gibi adam fetva da veriyor falan. Herkesi şarapçı zannediyor. Herkes şarapçı kendisi zannediyor. Gibi. Halbuki şarap şerbe kelimesinden gelir. Ve bütün aynı şekilde bu şerbe kelimesinden türeyen kelimeler meşrubat da, şarap da, şerbet de o kelimeden, şurup da oradan aynı şekilde türemiştir. İçecek anlamındadır. Cennet şarabı alkol değildir. Alkol ayrıdır. Türkiye'de bir alkolün ismine şarap ismi koymuş. Adamın aklındaki bu. Böyle bir adam bu kitabı tercüme ederse ne diye tercüme edecek? O alkol diye aynı şekilde diyecek. Çünkü adam kendisi şarapçı. Öyle tercüme edecek. Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri'nin kitabını ister Osmanlıca ister başka bir şekilde. Onun için piyasadaki Mevlana Hazretleri'nin kitabını tercüme eden veyahut da aynı şekilde onun açıklaması diye ileri sürülenlerin hiçbirisine itibar edilmez. Daha önce Osmanlı döneminde, Abdülhamit Han döneminde Ankara valisi Abidin Paşa'nın Mesnevi şehri var. Bulabilirse onu okusun. Ney mesela işte Mevlana Hazretleri de kaval çalardı. Kaval hiç çalmamış. Ya bir tiyatrocu bile anlıyor bunu. Ama adamın niyeti bozuk, böyle anlıyor. Dolayısıyla efendim bir de mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bir gün bir talebesine, mesela Hüseyin Hilmi Efendi tütün içmemiştir. Tütünden de çok rahatsız olur. Yani içilen ortamda bile rahatsız olur. Öyle bir şeyi var bedeninin. Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatine kavuşsun. Ama tam İlmi Hasadi'de bir dini tütünün hani dinimizdeki hükmü neyse onu yazmışlardır. Zaten İslam alimi de böyle olur. Efendim işte zarar verirse falan. Ya zarar verirse su bile zarar verir. Şeker bile zarar verir. Ona kalacak olursan her şey belli şeyde zarar verir. Dolayısıyla bir gün bir talebesine buyuruyor ki kardeşim buyuruyorlar Mehmet Emin Tokadi Hazretleri tütün içerdi. Şimdi bazıları tütüne haram diyor. Orada buyuruyorlar ki kardeşim değil haram. Bir kimse bir edebe riayet etmese, bir müstahabı terk etse Allah-u Teala böyle birisine sevgisini vermez. Yani evliya olamaz buyuruyor. Şimdi 2. Abdülhamid'in Cennet'ten gelen Hazretleri tütün içerdi. Evliya bir sultandı. Halife-i Müslümin'di. Sen şimdi haram işleyerek o noktaya gelmez o. Ondan sonra geç Muhammed Samini Hazretleri tütün kullanırdı. Hatta gelenler de aynı şekilde ikramda da bulunur, şey yapardı falan. Şimdi evliyadan bir zat, seyittir bu zat aynı zamanda, evladı Resul'le. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala tütün kullanmadığı halde buyuruyor ki tütüne mekruh bile denmez, yani dine mekruh denmez. Çünkü o zaman Allah-u Teala mekruh işleyene sevgisini vermez. Sen şimdi diyorsun ki Mevlana Hazretleri, çok affedersin de aynı şekilde homoseksüel diyorsun, sonra da evliya diyorsun.
Şimdi Tebzi Hazretleri'ne de öyle diyorsun. Yani haram işleyerek Allah-u Teala bunlara evliyalık vermiş. Bu ne densizliktir? Bu ne alçaklıktır? Bu ne terbiyesizliktir? Bu bir masonun, bir aynı şekilde zındığın veyahut da aynı şekilde böyle bir, affedersin, bir homoseksüelin aynı şekilde anlatmanda başka bir şey değildir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Allah-u Teala sevgili kuludur, evliyasıdır. Haram değil, mekruh bile işlemezler onlar. Haram. Neyde çalmadı? Dümbelek de çalmadı. Dönmedi de, raks etmedi. Bunların hepsi sonradan uydurmadır. Şimdi Mevlana Hazretleri'ni homoseksüeller kendilerine alet ederek başka türlü aynı şekilde kendilerini kabullendiremiyorlar. Böyle yüksek şahsiyetleri kendileri gibi. Eskiden de vardı mesela. Ben şeyde talebelik yıllarımda ve öğretmenlik yıllarımda hatırlıyorum. Adam anlatıyor şimdi. Mao'cuydu. Mao komünistlerindendi. İşte dedi büyük adamlara laf edilmez. İşte sayıyor işte bilmem şunlar şunlar işte Atatürk gibi Mao gibi. Mao'yu da oraya sokuyor. Bunlar diyor büyük adam oraya sokuyor. Kamuflajın içine alıyor. Kamuflajın içine alıyor. Bu homoseksüeller de kendilerini meşrulaştırabilmek için Mevlana da bizim gibiydi falan. Ulan ne alçak. Adam içki içiyor Mevlana da bizim gibi içiyordu falan. Yunus Emre Hazretleri de aynı şekilde. Adam saz çalıyor Mevlana da bizim gibi çalıyor. Bizim gibi çalıyordu falan. Dolayısıyla bu zındıklıktır, alçaklıktır, edepsizliktir. Böyle söyleyenler yarın mahşer günü Mevlana Celaleddin Hazretleri'nin karşısına nasıl çıkacaklar veya nasıl şefaat dileyecekler veya ne yüzle gidecekler. Dolayısıyla bunların hepsi iftiradır, yalandır. Söyleyeni yüzüne çarpmalı. Efendim kitapta yazıyor. Yazan da zındıktır. Ona itibar edilmez. Onun için biz diyoruz ki Mevlana Hazretleri'nin mesnevisini tercüme eden kimseye dikkat edin. O kelimeyi anlamıyor. Gelelim efendim diğer dinleyicimiz suallerine. Beyim işsiz. İşte evi var, arabası da var. Sonra diyor bir tane de arsa aldı. Yeni iş buldu. Şimdi efendim İmam-ı Azam İbni Hanife Hazretleri buyuruyor ki bu arsası satsa borcunu da öder ve nisap miktarı, kurban nisabı kadar elinde kalır. Kesmesi vacip. Ama İmam Muhammed Şeybani Hazretleri buyuruyor ki bu arsası gelir getiren bir yer olmadığı için gelirde olmadığı için hani kirası olmuş olsaydı bir geliri nisaba ulaştırsaydı o zaman olurdu buyuruyor. Keserse vacip sevabı alır. Kesmezse İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'ne göre günaha girmez. Efendim küçük çocuğu böyle kuytu yerlerde falan bazen sıkıştığı zaman işte ihtiyacını gidermesini şey yapıyor ama dikkat edilmeli. Besmele çekmeli. Çünkü gece böyle kuytu yerlere falan yaptırmaya kalkar çocuğu da cinler yayılır. Çocuğa bir zarar verebilir. Ona da dikkat etmeli. Gündüzse tabii kenarda yapacak bir şey yok, hela da yoksa böyle bir yere aynı şekilde yaptırtırıp onu da açıkta bırakmamalı. Başkasını da rahatsız edici şekilde iş yapmamalı. Efendim camiye gittik dedi, böyle dedi hani dedi kadınların namaz kıldığı yerde perde merde o yerine işte kontrol plak gibi neyse ona benzer bir şey yapılmış, ses de gelmiyor falan. Eğer ses geliyorsa uyumak caiz, gelmiyorsa uyumaz. Ayrı bir diğer olur o zaman. Çıplak ses geliyorsa yani. Çıplak ses geliyorsa hoparlörle değil tabii. Zaten hoparlör kesilince gelmedi dedi. Gelmeyince yani. tek başına kıracak tabii. Son dinleyicimiz biz dedi işte büyüklerin kabirlerine gidiyoruz. Orada dua ediyoruz. Bize de dua edin diyoruz. Dememize gerek yok. Yani edeple onlara yaklaşınca, onlara dua edince Allah-u Teala ruhlarını haberdar eder. Gelenin de muradı neyse, ya Rabbi bu zatın vasıtasıyla muradım budur. O da dua ediyor. O da dua ediyor. Peki bunlardan bahsedince ruhaniyetleri orada hazır olur mu? O kesin. İnne zikredi salihin diye başlayan aynı şekilde bir hadis-i şerif olarak naklediliyor. Orada inne zikredi salihin tenzilü rahmet. Salihlerin anıldığı yere işte rahmet iner ve ruhaniyetleri de hazır olur. Rabıta denilen şey o. Bütün mesele senin samimiyetle aynı şekilde o zata inanıp inanmamana bağlı. Gerçekten samimi olarak inanıyorsan Allah-u Teala onları kendisine giden yolda vesile kılmıştır. Aslında Allah-u Teala'dan istiyorsun. Allah-u Teala haberdar ediyor. O kul geliyor. O zat geliyor. Ve o kul için Allah-u Teala yalvarıyor. Onların yaptığı duayı da geri çevirmiyor Cenab-ı Hak. Hadise bunlar ibaret. Bu Vehhabisi, mezhepsizi, zındığı. Tabii kendilerinde böyle bir hal olmadığı için bunları inkar ediyor. Zaten kafir olmuş çoğu. İman diye bir şey kalmamış. Allah-u Teala şerlerinden korusun hepimizi. Ahir zamandayız çünkü. Efendim Zilhicce ayı mübarek bir ay. Dedi ara ara dedi, oruç tutsak ne kadar tutarsak? Mesela bazı şeyler var. Şaban ayı için, Recep ayı için başında, ortasında, sonunda tutulunca tamamı tutulmuş gibi sevap verilir. Çünkü Allah-u Teala 1'i 10 verir. Bu ilk 10 gün içerisinde 3 gün tutabildi. Ne kadar gücü yeterse, ne kadar yapılırsa o kadar aynı şekilde sevaptır. Ben dedi Tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabında yani şunlar okunur. Zaten onlara girmiyorlar. Nafile ibadetlerdir. Ama tekbir, tehlil, tahmid,
tesbih. Bunları çoğaltmalı, istiğfarı çoğaltmalı buyurdu. Tekbir Allahu Ekber. Tesbih Sübhanallah. Tahmid Elhamdülillah. Tehlil La İlahe İllallah. Bunları çoğaltın buyuruluyor. Bir hadis-i şerifte de geçiyor bunlar. Bir hadis-i şerifte de geçiyor. Bunlara devam etmeli. Efendim şimdi bazı hadis-i şerif olarak naklediliyor. Tabii olabilir de yani senedde sahiptir. İşte şu kadar sevap veriliyor. Bazılar hemen o zahiren bildirilene şey yapıyor. Halbuki nafiledir o. Önce farzı kurtar. Önce farz kurtar. Bugünlerde oruç tutacaksan kazaya niyet et. Namaz kılacaksan kazaya niyet et. Sadaka vereceksen zekat borcun var diye onların devrini yap, ondan sonra ver. Dolayısıyla hem o vaat edilen sevaplara kavuşursun hem de borcun ödenir. Efendim bir de dinleyicimiz dedi ki Şeyh Edebali Hazretleri veli midir, alim midir? Hem veli hem alimdir. Bakın dinleyicimiz dedi ben dedi Şeyh Edebali Hazretleri'nin dedi şeyde bulamadım. Türkiye Gazetesi'nin yayınlamış olduğu Evliya Rahman Sübesi'nde bulamadım. Yanlış bakmış olabilir. İsim yanlış bakmış olabilir. Olur mu öyle şey? Çünkü Şeyh Edebali Hazretleri'nin hayatı var. Rehber Ansiklopedisi'nde de var. İslam Alimleri Ansiklopedisi'nde de var mı bilemiyorum da ama Evliya Rahman Sübesi'nde var. Dolayısıyla yani hemen birden bulamadıysam yok demek değildir. Ben bulamadım denir. Ama var. Onu araması ve bakması gerekiyor dinleyicimizin. Bir kere en büyük eseri Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Bey'in, Osman Gazi'nin rahmetullahi teala aleyh. Ertuğrul Gazi'nin yetişmesine vesile olmuştur. Eser müessirini aynı şekilde ortaya koyar. Böyle bir eseri var. Talebe hocasıyla ölçülür. Ve Şeyh Edebali'nin kızıyla evlidir. Osman Gazi rahmetullahi aleyh. Onun kızıyla evlidir. Dolayısıyla Bala Hatun muydu? Yanlış hatırımda kalmış olabilir benim. Dolayısıyla mesela Anadolu'da yetişen evliyaya da tesirler olmuştur. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gibi yani görüşmeleri söz konusu olmuştur. Yani bağlantılar var. Onun için mübarek bir zattır. Kabri ziyaret edildiği zaman da edebe riayet etmelidir. Dinleyicilerimize bir küçük duyuru yapalım hocam. TGRT FM Android uygulaması yoktu malum. Google Play'den indirebilirler Android kullananlar. iOS'lar için zaten daha önceden vardı. TGRT FM için bu. Huzura Doğru için de var galiba. Onu da arayıp bulabilirler. Android uygulamasını Google Play'den indirebilirler. Yani telefonuna mı indirecek? Evet, telefonuna indirecek. Oradan TGRT FM zaten logosu var orada. Sonra onu tıkladığı zaman TGRT FM yayınını internet üzerinden alabilecek. Alabilecek. Evet. Güzel kesintisiz. Bir imkan, güzel bir imkan. Yurt dışındaki dinleyicilerimizden de talep edenler oluyordu bunu. Olabilir. Evet, onlar da indirebiliyorlar. Onlar da indirebiliyorlar. Huzura Doğru'nunkini de yapmış arkadaşlar. Allah'ım onu da indirebilirler. İnşallah da. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve Toplum.